Hocam. Nerelisiniz? Azerbaycan uyrukluyum. Azerbaycan. Ama 15 senedir İstanbul'da Selam Ankara'da yaşadık. Selam olsun Azerbaycan'a. Sağ olun. Doğru söyledim mi? Doğru söylediniz Ulvi İskandarov. Hocam, bugün böyle sağlıktan gidiyoruz. Evet. Ee, obezite de çağımızın hastalığı. Obezite tam olarak ne demek? Kime obez denir? Ee, obezite aslında klasik olarak Dünya Sağlık Örgütü bir tanımlama getirmiştir buna. Vücutta normalden fazla miktarda yağ birikimi diye adlandırırız. Ee, ama belli bir standartizasyon bunu daha iyi anlamamız için kimler obezdir, kimler değildir veya kimler obeziteye doğru yol alıyordur. Bunu daha iyi anlamak için belirli bir standartizasyon getirmiştir. Bunu da vücut kitle endeksi veyahut da beden kitle endeksi diye adlandırırız boyumuz daha doğrusu kilomuzu boyumuzu metrekaresine bölerekten bir değer elde ederiz. Kilogram bölü metrekare cinsinden 25'e kadar olan kişilere normal bireyler diye adlandırırız, sağlıklı bireyler diye adlandırırız. 25 ile 30 arasında olan kişiler şişman veyahutta kilo kişiler olarak adlandırırız. Ancak 30'un üzerine çıktıktan sonra eee alert durumu başlar. Tetikte olmamızı gerektiren bir durumdur. Obezite diye adlandırırız bunu. Şimdi ben geri, say geri sayacağım hocam. Ee, ben geldim, ee, gözle görülür bir kilom var, ee, Evet. durup dururken mi size geliyorum yoksa e, artık şu ram buram yağlandı bir doktora mı gideyim diyorum, ya yani obez olduğumu ben gözle görebilir miyim, anlar mıyım? Obez olduğumuzu… O sizin gibi hesaplayamıyorum da… Çok aslında basit. Boyumuzu ve kilomuzu bildikten sonra çok basitçe hesaplarız bunu. Ama obezitenin oluşturduğu sorunlar ortaya çıkacaktır muhakkak. Yandaş hastalıklar ortaya çıkacak obeziteye. Şeker olacak, tansiyon olacak, hareket kısıklığı, eklem bozukluklar oluşacak hastada. Yani birçok yandaş hastalıklar oluşturmaya başlayacak hastada. Ve bunların hepsi genelde obeziteye bağlı oluşmuş. Obezitenin tetiklediği hastalıklar olduğu için, bu durumlar ortaya çıktığı zaman mutlaka bir başvurması gerekecek doktora. İlk aşamalarında tabii diyetisyen desteğiyle ondan sonra baş edilemeyen bir durum varsa daha da ilerlemeye devam ediyorsa kilo alımı, obeziteye veyahut da morbid obezite dediğimiz artık hastalıklı obeziteye doğru yol alıyorsa mutlaka bir doktora başvurması gerekecek bu genel durumda hastalığa. Genelde böyle durumlarda hangi doktoru seçeceğimizi çok bilemeyiz. Doğru. ya Sizin obeziteye genel cerrahi doğru. uzmanlık alanınız. Doğru. Ee, bir sürü mesela şekerim çıktı, obezitenin getirdiği hastalıklarım var. Ben bir karar mı veriyorum? Obezite uzmanına gitmeliyim diye bir karar mı veriyorum? Hastanın kendi inisiyatifinde bir şey mi bu? Öncelikli olarak hastanelerde obezite poliklinikleri, obezite hastalıkları poliklinikleri olur. Bu olanaklar mevcut. Hasta obezite, kendini obez olarak görüyorsa bu polikliniklere başvuruyor. Öncelikli olarak biz değerlendiririz hastaları burada. Hastalarımız e, hangi durumda, hangi aşamasında obezitenin? Ameliyata uygun bir obezite aşamasında mı? Yoksa diyetle e, mücadele edebileceğimiz, diyetle e, kilo verilecek bir aşamada mı? Yoksa ameliyatsız obezite tedavilerinden herhangi birini uygulayacağımız bir aşamada mıdır? Hmm. Bunları ölçüp hastayla konuşuruz. Hastanın beslenme düzenini ölçeriz. Hastanın hayat tarzını, beslenme biçimi, yandaş hastalıklarını. Hepsini birlikte e, diyetisyenimiz, psikologumuz hep birlikte konuşuruz. E, Konuşup, hastayla birlikte değerlendirip ona göre bir şema izleriz hastada. Onun sonucuna göre bir tedavi algoritması oluştururuz mutlaka. Genetik mi, yanlış beslenme mi? Aslında her ikisi vardır. Birçok nedeni vardır. Genetik çok önemli bir nedendir muhakkak. Sosyokültürel nedenler, şehir hayatı, beslenme düzenimizin kötü olması, yaşam biçimimiz, hatta bazı ilaçların kullanımı... Onun dışında bazı hormonal hastalıklar, birçok nedeni vardır. Obeste tek bir neden olarak ve yanlış beslenmeyle oluşur diye bir şey adlandırmak yanlış olur. Birçok nedeni vardır obestenin. Ancak günümüzde en çok gördüğümüz şehir hayatının getirdiği yanlış beslenmeler, oturak hayat tarzı çok hareketsiz, kısıtlı bir yaşam biçiminden dolayı kaynaklanan obesteyi daha çok görmekteyiz. Az önce tedavi yöntemleri dediniz. Sanki hani bizim aklımızda olan direkt e, mide e, küçültme, küçültme tüp, mi? Mi? Tüp, tüp mide diye adlandırdığımız Başka yöntemler Ön, başka de var. Başka yöntemler var. De son var. çare mi tüp e, Son çare aslında ameliyattır. E, hasta geldiğinde değerlendiririz hastayı. Bir kere vücut kitle endeksi 35'in altındaysa ameliyat önermeyiz kesinlikle hastalar. Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde ameliyat önermeye başlarız. 35'in altında Öncelikli olarak ameliyatsız çok yeni tedavi yöntemleri var. Daha doğrusu bazılar senelerdir aslında uygulanan mide balonu, mide botoksu diye çok uyguladığımız yöntemler var. Sıkça uyguladığımız yöntemler var. Ne işe yarıyor mide botoksu? E, mide botoksu şöyle ki mide botoksu midemizin kasılmasını aslında engelleyerek e, botulinum toksini bir protein senelerdir tıpta değişik alanlarda uygulanan bir protein. Nöroloji kulak burun boğaz hastalıkları senelerce uygulamıştır. Sonrasında plastik cerrahi alanında da kullanılmıştır. Midemize bunu farklı noktalarına enjekte ettiğimiz zaman mide kasılmasını e, geciktirdiğinden dolayı e, mide boşalma zamanını aslında geciktirir. Normalde yemek yediğimiz zaman midemiz 2 saatte boşalması hı hı. gerekirken bu uygulamalardan sonra 6 saate kadar gecikebilir midenin boşalması ve birlikte muhakkak diyetisyen desteğiyle birlikte bu işlemleri uyguladığımızda hı hı. E, hastaların gözle görülür bir kilo vermeye başlarlar muhakkak. Ancak bunu özellikle belirtiyoruz e, 35 vücut kitle endeksi 35'in altında olacak e, hastalarımız. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Sor, hızlı hızlı anlattı hocam. Botoks dediğimiz aynı bizim göz evet. çevresine yaptığımız doğrudur, botoks. Doğrudur. O normalde dışarıdan bir müdahaledir. Siz... Bunu endoskopik olarak aslında ha. mideye bir endoskopi gastroskopi aletiyle gireriz. Yaklaşık 10 dakikalık bir işlemdir. 10-15 dakikalık. Hastayı hafif bir sedasyon eşliğinde, hafif bir uyutma eşliğinde yapılır. Günübirlik işlemdir. Hastamız 1 saat, 2 saat sonra taburcu olur. Normal hayatına döner, eski düzenine döner hasta. Ameliyatsız bir yöntem olduğu için risksiz de bir Hı -hı. yöntemdir. sızsız da bir yöntemdir. O yüzden ameliyata uygun olmayan hastalarda özellikle çok sıkça uyguladığımız sıkça uyguladığımız bir yöntemdir Peki, mide botoksu. Peki normalde böyle 3-6 aylıktır botoksun süresi. Mide içinde mi bu mide geçerli? Mide için de aynı süreç geçerli. 6 aylık bir süresi vardır. 6 ay sonra etkinliğini kaybetmeye başlar. Eğer hasta bakarız, değerlendiririz, kilo vermeye başlamıştır, güzel gidiyordur. Yeme alışkanlığını da Yeme alışkanlığını da düzelt, işte, ara verebiliriz veyahut da bazı hastalar ben çok memnun kaldım bu durumdan, ikinci bir uygulama daha istiyorum diyebiliyorlar ikinci bu uygulama daha yaparaktan süreci bir seneye uzataraktan hı hı. E, hem hastanın kilo vermesi asıl amacımız burada kilo vermenin de ötesinde bir beslenme alışkanlığı kazandırmak hastaya. Hasta bu bir senelik süreçte ciddi bir beslenme alışkanlığı kazanırsa hayat düzenini değiştirip yeme alışkanlıklarını düzene sokarsa çok daha uygun bir yöntem olur ameliyata uygun olmayan hastalarımız başka için. Başka neler var? Ee, başka ameliyata uygun olmayan hastalarda mide balonu uyguladığımız yöntemlerden birisi. Mide balonundaki amacımız e, midede bir kapasite oluşturmak. Aslında bildiğimiz silikon bir balon bu. Bunu mideye koyuyoruz. 6 ay veya 1 sene kalan balon çeşitleri var. Bu midede bir hacim oluşturuyor. Yemek yediğimiz zaman bir süre sonra e, az miktar yemek e, yemekle doymaya başlıyoruz. Dolayısıyla aynı mantıkla kapasiteyi kısıtlayarak midede bir süre sonra bu da aynı şekilde kilo verdirmeye başlıyor. Bunların da aynı şekilde etkinliği süresine göre, balonun tipine göre 6 ay veyahut da 1 sene ile etkindir. Yine bu süreçte hastalarımız bir beslenme alışkanlığı kazanırsa, bir düzenini değiştirip kilo vermekten memnun kalıp sağlıklı bir yaşama devam etmek isterlerse fayda göreceği yöntemlerden bazılardır maksat bunlar. Maksat mideyi küçültmek sanırım. Maksat Bütün mideyi aslında yani. evet maksat yemeği kısıtlamak. kısıtlamak. Bazı ameliyatlarımız var. Yemeği kısıtlamanın ötesinde e, saptırıcı hmm. metabolik ameliyatlarımız da var. Emilimi bozucu hmm. ameliyatlar. Bu daha çok ciddi yandaş hastalıkları olan, e, diyabeti, tansiyonu daha ileri olan hastalarda, metabolik hmm. sendromu olan hastalarda uygulanan daha çok metabolik ameliyatlar vardır. Buradaki amaç emilimi kısıtlamaktır. E, Barsa, e, mideyle anostomuz hmm. yerlerini değiştirerekten e, daha kolay dışarıya çıkmasını gıdaların sağladığı için... Ee, Emilimi bozucu ameliyatlar kategorisine girerler. Daha zor ameliyatlar kategorisine girerler bunlar. Sizin de son çareniz tüp mide ameliyatı yapmak. Yani evet. onun dışında hastayı elinizden geldiğince ameliyatsız, ameliyatsız tedavi, e, tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Sebebi riskli olması mı? Tüp Şöyle ki mide riski aslında... Herhangi bir safra kesisi ameliyatı kadar veya bir ameliyat kadar riski vardır bu ameliyatların. Ancak ne olursa olsun sağlam bir organa müdahale söz konusu burada. Elbette ki e, dokunmak istemeyiz eğer hasta sağlıklı bir şekilde kilo verebiliyorsa. Ancak kilo veremiyorsa, yandaş hastalıkları çok fazlaysa e, mecbur son çare uyguladığımız bir yöntem. Çünkü belli başlı sıkıntıları, komplikasyonları olabilecek ameliyatlar bunlar. Daha doğrusu bu hastalar çok kilolu hastalar oldukları için yandaş hastalıkları muhakkak diyabet, tansiyondur, kalp hastalıkları ön planda olduğu için ameliyat sonraki süreçte de alınan anesteziye bağlı olarak sıkıntı olabilecek evet. durumlar ortaya çıkabiliyor bazen. O yüzden ameliyattan o kaçmaya çalıştığımız neden bu aslında mümkün kadar ameliyatsız tedavi ancak ameliyat son durumda gerekliliğinde de kaçmamak gerekecek aslında ameliyattan. Mide ile e, mide küçültme Aynı, Aynı ameliyat. ameliyat değil mi? Aslında tüp mide, siliv gastrektomi dediğimiz, adlandırdığımız midenin bir tüp haline getirilmesi diye adlandırıyoruz. Mide bir tüp gibi bir boru haline geliyor. İnce uzun bir organ haline dönüşüyor. Midenin yaklaşık 3'te 2'lik kısmını alıyoruz oradan. Özel e, kesici aletlerle, kendisi kesip otomatik diken aletlerle kesip çıkarıyoruz oradan midenin o kısmını. Hı hı. Mide bir tüp haline, boru haline dönüşür. E, metabolik e, daha doğrusu, Sıkıntılı bir ameliyat değildir. Şu anlamda sıkıntılı bir ameliyat değildir. Emilimi bozucu bir ameliyat değildir bu. Sadece tek amacımız burada kısıtlayıcı bir ameliyat. Hastanın yemek yemesini azaltacak. Ee, hastanın bir süre sonra çabuk doymasına neden olacaktır Canı bu ameliyatlar. Zaten. Canı istemeyecek, iştahsızlık oluşturacak hı hı. hastada. Ee, daha uygun ameliyattır aslında. Tüp mide dünyada da uygulanan obezit ameliyatlarının yaklaşık %80'ini oluşturan bir ameliyattır. Hı hı. Daha kolay uygulanabilir olması, hastanın ameliyat sonrası ömür boyu vitamin kullanımının gereksizliğinin olmamasından dolayı ve birçok nedenden dolayı daha çok tercih edilebilir komplikasyonlarının risklerinin daha az olmasından dolayı tüp mide daha çok uyguladığımız bir ameliyat yöntemi. Hem Türkiye'de hem de dünyada en sık uygulanan ameliyat yöntemi tüp mide ameliyatıdır. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Bu süreçten geçtik. Yeme olarak da düzenledik. Tüp mide ameliyatından sonra tekrardan obez olma olasılığı var mı? Tekrardan obez olma olasılığı var. Evet. Yaklaşık %10 hasta ...tekrardan kilo almaya meyilli olur. Yemek yemeye aynı yeme, şekilde yeme, evet. devam ederse. Bir edersin. sene sonradan... ...bir sene sonra ameliyatın etkinliği bir miktar kalkmaya başlar. Hmm. İlk bir sene... ...oluşabilecek komplikasyonlardan, ameliyat sonrası süreçten dolayı... ...hastalar kendilerini çok ciddi kontrol ederler. Ciddi bir yeme alışkanlıkları kazanırlar mutlaka. Ancak bir sene sonra... Bu iştah gitgileri açılmaya Arka. başlar, yeme e, hmm. yemeği tekrar sevmeye başlarlar. Tabi bu süreçte hmm. dikkat etmeyen %10'luk bir hasta grubu var. Tabi bunu öncesinde muhakkak biz e, psikiyatri konsultasyonlarıyla, psikologlarla hmm. birlikte değerlendiriyoruz. Eğer bu tür bir yeme bozukluğu olan hasta varsa çok fazla ameliyat önermiyoruz. Hı hı. Çünkü ameliyat sonraki süreçte tekrar aynı yola girecektir. Aynı duruma gideceğinden dolayı çok tamam. fazla önermiyoruz. O yüzden %10'luk bir hasta grubunda tekrar kilo almaya meyillilik var. Bu tabii yapılan ameliyatların sayısının artmasıyla da ilgili bir durum. Çok fazla artmaya başladı bu tür hı hı. ameliyatlar tüm dünyada. Ondan dolayı da bu tekrar ameliyatlar artmaya başladılar nedeni de hastaların biraz bilinçsizce <laughs> bu ameliyata olmaya e, yönlendiren neden. Evet tekrar ben mantığında. bir daha olurum gibi düşünceler evet. oluyor bazen. İlkini olduğum ikincisini bir daha olurum, bir şey olmaz gibi yaklaşımlar olabiliyor bazen. Ama çok yanlış yöntemler, çok e, hastalara önermediğimiz, tavsiye etmediğimiz durumlar aslında. İlk şansını çok iyi kullanıp aslında bunu ömür boyu kullanaraktan hiçbir sıkıntı yaşamayabilirler. Böyle bir durum. Aslında bütün sorun midenin bir şekli var. Onun evet. büyümesi, büyümesi e, büyüdükçe evet. ya yani onun da olması için de elimizden geleni yapıyoruz her türlü yiyerek. Tabii. Ben anneleri görüyorum. O kadar yanlış besliyor. Çocuğumu yesin, çocuğumu işte eee nişastalılar, hamurlular aslında çocukluktan şey. başlıyor yanlışımız. Siz Doğrudur. bence o konuyla ilgili bizi uyarın hiç buralara gelmeden. Aslında e, okul çağından itibaren çocuklara evet. bir beslenme alışkanlığı kazandırmamız gerekir. Doğru. Ee, alışveriş merkezi kültürü olduğu için fast food besleme tarzının artmasından dolayı hı hı. neredeyse evde yemek pişmez oluyor bazı o. ailelerde. Çok kolaya kaçma oluyor birazcık. Aslında çocuklara günlük besleme çantası hazırlansa, yemekleri düzenlense onların okuldan hazır gıdalara, fast food gıdalara çok fazla yönlenmeyeceklerdir. Hı. Hayatlarının geri kalanında da bu alışkınlıkları edinebilirler muhakkak. Ee, küçüklükten yetiştirebilirsek çocukları bu tarzda aynı zamanda kendimizi de tabii kendimiz uygulamamız lazım ki bunları Çocukta, çocuklarda muhakkak oluyorsun. uygulasın. Bu şekilde yönlendirebilirsek çocukları hiç e, sonrasında sıkıntılı bir duruma girmelerine gerek kalmayacaktır aslında. Aslında en sevdiğimiz varlıkları istemeden de olsa e, ileriki hayatını obeziteye itmiş oluyoruz. Doğrudur, doğrudur. Yani çocuğun elinde olan bir şey değil o maalesef. Tüp mide ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar? Ee, hastalarımızın <laughs> aslında işe dönüş süreleri 10 gün ile 20 gün arasında yaptıkları işe göre tabii. 10 gün sonra basit oturmayla çalışılacak bir işi varsa hastalarımız 10 gün sonra normal iş hayatlarına dönebilirler. Burada asıl dikkat etmeleri gereken süreç 1,5-2 aylık sıkı bir diyet dönemi vardır. Bunun ilk 2 haftası sıvı diyet, 3. ile 4. haftasında püre diyet dediğimiz püre devamı var. 5. 6. haftada yarı katı gıdalar. 6. Hmm. haftadan sonra aslında hastalar normal ameliyat öncesindeki döneme göre yemeye başlayabiliyorlar Neydi, ama hazırlamak gerekiyor doğrudur, yani. ufak Doğrudur. Ufak. Öncesinde muhakkak bunlara uymadan katı gıda yemeye başlamıyorlar hastalarımız. Doktor Ulvi İskandarova çok doğrudur. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür